gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Evet, paranın rotasında yeni bir haftaya başlıyoruz ve evet, gene Barış yok. Barış'ın bir başka görevi var mecburen bu sabah. Barış Özkan'ın, biliyorsunuz, Kanal Türk'te de Özge Uzun program yapıyor. Fakat kendisinin rahatsızlığı nedeniyle Barış'ı oraya transfer ettik. Biz de kendi halimizde bir sohbet yapacağız. Kiminle sohbet yapacağız? Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan'la birlikteyiz. Hoş geldin Üzeyir. Hoş bulduk hocam. Evet Üzeyir, yalnız böyle bu haftaya başlarken ben az önce yayından önce şeye baktım, hani piyasalara ve tüm gelişmelere. Hakikaten hiç güzel gözükmüyordu. Genellikle borsalar kırmızıda. Diğer taraftan bir de bu, hani biliyorsun, astrologlar şey der. Merkür geri gidiyor, bilmem ileri gidiyor. Yok öteki beri geliyor. Beriki onu geçiyor falan filan. Cuma gününden itibaren, daha doğrusu cumartesi pazar, bizim çok fazla soru geldiği için sevgili seyirciler size söylemek zorundayım. Kötü amaçlı yazılım aktarıyorlarmış sitelere. Bilmiyordum ben. Ben de yeni öğrendim. Bizim bilgiyatırımcı.com sitesi de bu nedenle çöktü ve giriş yapılamıyordu ama dün gece bayağı bir uğraşıldı. Sağ olsun çok yakın bir arkadaşım bu işi halletti. Bugün sorunu çözdük gibi. Fakat aynı anda evde internet kesildi, bilgisayar bozuldu, telefonlar çalışmıyor. Yani inanılmaz, böyle üst üste geldi. Ben dedim ki inşallah bu yayında bir sakatlık olmadan atlatırız. Zor bir gündeyiz yani. Evet, zor bir gündeyiz. Şu an yani her an bir şey yıkılıp çökerse hiç şaşırmayacağım. Veya bütün yayın kesilirse falan da hiç şaşırmayacağım. Canımı sıkmayacağım. Yani şu an hazırlıklıyım yani, onu söyleyeyim Üzeyir. Evet, tekrar hoş geldin diyorum. Hoş bulduk tekrar. Şimdi piyasaları konuşacağız da ne konuşacağız dediğimizde konuşulacak çok fazla şey var. Birincisi, şu an seyircilerimiz böyle canı hıraş bir şekilde altını bekliyorlar. Çünkü altında inanılmaz bir geri çekilme var. Sert bir düşüş var. Ve bu sert düşüşe ilişkin de herhangi bir sebep yok. Yani baktığın zaman öyle çok da önemli bir sebep yok. Bir COMEX galiba 3 milyar dolar altını mı çekiyormuş, bir haber vardı. Güney Kıbrıs haberi var, bir 400 milyon dolarlık altın satışı. Evet, bir o var. Ama 400 milyon dolarlık çok cüzi bir altın satışı. Fakat şöyle bir şey de olmuş galiba. Güney Kıbrıs altını sattıktan sonra şu ana kadar merkez bankaları altın alıyordu. Onlar da altın alımını keserler mi acaba? Onlarda da böyle bir şey olur mu? Çünkü hani Güney Kıbrıs para bulmak için yapıyor, kaynak sağlamak için. Diğer zor durumdaki ülkelerde benzer bir yola girer mi diye bir endişe de oluşmuş galiba. Bu da altını aşağı çekmiş. Ne diyorsun? Altını konuşalım önce bir istersen. Sen konuşurken ben burada altın grafiklerini falan da vereceğim. Onu şeye de yansıtacağız. Ekranda da biraz sonra yansıtacağız. Sen ne düşünüyorsun altınla ilgili olarak? Altında şöyle, sene başında hatırlayacak olursanız hocam bir program yapmıştık ve o programda ben 1650 dolar civarında 500 günlük hareketli ortalama olduğunu söylemiştim. Yaklaşık 4-5 yıllık süreçteki, belki daha uzun bir süreçte üzerinde hareket etmişti ve yükselen trendi destekleyen ortalama buydu. Ortalamaya çok yakın hareket ediyordu. Birkaç defa orası test edilmişti. Ve hatırlarsanız siz o yorumda grafiği verdiğimizde buraya çok yakın hareket edilmeye başlandığını ve artık bu desteğin zayıfladığına işaret olabileceğini ifade etmişsiniz siz de. 1650 dolar civarındaki bu 500 günlük hareketli ortalama altına sarkıldıktan sonra... Hemen sen grafiğe de bakarak konuş. Grafiği verelim arkadaşlar. Grafik 500 günlük hareketli ortalama dediğimiz hareketli ortalama şu mavi. Ve geçmişe baktığımızda bu mavinin altına düştüğü tek bir yer var, evet. Üzeyir. O da 2008'de. 2008'de. Çok kısa bir süreli altına sarkma oldu. Orada bir ayı tuzağı oluştu ve tekrar 500 günlük hareketli ortalamanın üstüne sarkıldı. Burada da Şubat ayı civarı zannedersem, biz Ocak ayında konuşmuştuk bunu, 500 günlük hareketli ortalama test edilmeye başlandığını demiştik. Daha sonraki süreçte 500 günlük hareketli ortalamanın altına sarkıldı. Buradan sonra bana göre altında düşüş sinyali ilk verdiği seviye orasıydı. Normalde bir ürünün fiyatı için %20 civarında değer kaybetmesi ayı piyasasının başlangıcı olarak ifade edilse, burada altın için 500 günlük hareketli ortalama benim için bir referanstı ve önemli bir noktaydı geçmişe de baktığımızda. Onun altına sarkıldıktan sonra muhtemelen gerileme devam edecek dedik ve en azından ilk düzeltmede bu son büyük çıkışın %61,8'i $1440-1450 civarındaydı. O bölge ana hedef konumuna geçmişti ve o bölge bugün itibariyle test edildi. Şimdi bak, o senin dediğini şey yapalım, Türkçeleştirelim. Şu yükselişin, değil mi? %38.2 çizgisi, yani bu altın oran, Fibonacci geri dönüş seviyeleri. Fibonacci geri dönüş seviyelerine göre 1620 seviyesi aşağı kırıldıktan sonra ilk destek 1525'teydi. Evet. O da geçildi aşağı, 1429 dolar civarı. Evet. 30-40 dolar civarı zannedersem, evet, tam oraya geldi. Bak, burası da Fibonacci'nin önemli seviyelerinden biri. Bura kırılırsa zaten çok daha büyük satış olması muhtemel. Ben bu son 2 günlük düşün de buradaki teknik dinamiklerden ön plana olduğunu düşünüyorum. Daha önce 1550 dolar civarında, 1530-1550 dolar civarı güçlü destek bölgesiydi. Bu bölgede tutunuyordu. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte Cuma günü panik satışlarda devamını getirdi ve altın 1550 dolarında altına indikten sonra ilk ana destek olarak gördüğümüz 1440-1450 dolar civarına da gelmiş oldu. Yani bu açıdan buralar önemli seviyeler. Buradan bir tepki gelme potansiyeli var. Ama düşüş çok hızlı. Yani burada 1440 doların altına da belki bir miktar daha sarkma olabilir. Burada bir dengelenme görülmeli. Yani burada desteğin çalışıp çalışmadığının bir test edilmesi gerekiyor. Eğer burada destekte tutunulacak olursa en ufak bir olumlu haberde altın fiyatları tekrar bir tepki yapabilir. Bu tepkinin de maksimum olacağı, benim düşüncem, 1530-1550 dolar aralığı maksimum görebileceği seviyeler bu sonraki yükselişte. Ama ben genel olarak trendin hala aşağı yönlü olacağını düşünüyorum. 1440 dolarında altındaki rakamları bu yıl içerisinde görürüz gibi geliyor. Evet, izleyicilerimiz de biliyor. İstersen kısaca ben de kendi düşüncelerimi açıklayayım. Farklı görüşleri vermek açısından. Altınla ilgili olarak zaten yaklaşık belki son 4-5 aydır altından bir miktar uzak durun. Çünkü 1500-1625, daha doğrusu 1630 kırıldığı anda orada tehlikeliydi. Yeniden şu bölgeye düşüyor olması altının tehlikeliydi. Ve uzun bir süre bu kanalda hareket etti ki özellikle 1525 dolar benim için çok kritik bir seviyeydi. Çünkü 1525 dolar bak mesela burada, şurada, şurada, yani çok fazla test edilmişti ve aşağı doğru geçmiyordu. Zaten 1525 doların kırılması sonrasında altı boş diye de yaklaşık YouTube'da bunu izleyebilir izleyicilerimiz. Daha önceki programlarımızı bayağı bir altı boştu ve dediğin gibi ilk hedef Fibonacci'de 1440 dolar civarıydı. Daha önceki güçlü direnç seviyesiydi. Şimdi altında sıkıntı ne? Birincisi, altını buraya kadar taşıyan şey ekonomik krizler ve sürekli olarak para basılmasıydı. Nitekim bu para basma işi artık bitti. Belki de yavaş yavaş ileride çekilmeye başlanacak. Şimdi altında ne zaman düşüş olur diye analiz ve yorum yaparken geçmiş tarihte baktığımızda, geçmiş tarihlerde Amerika'da reel faizlerin artması gerekiyor. Yani Amerika'da reel faizler artmaya başladıktan sonra altın çok uzun vadeli düşüş trendine giriyor. Şu an ben bu düşüşü de şey olarak varsaymıyorum. Yani artık bundan sonra artık altın 1800-1900 doları gördü. Bundan sonraki 10 yıl boyunca düşecek gibi zaten algılamıyorum. Bunu senin söylediğin gibi ortada hiçbir haber yok. Ve bu teknik olarak bu seviye kırılıyor. 1525 kırılıyor. Tabii 1525'in kırılması anında panik bir şekilde bütün stop, yani çok uzun vadeli olanları da stoplattırdı. Yani herkes burada stop yapmak zorunda kaldı. Bunun sert düşüşüyle dediğin gibi 1400 şu an 1451 dolar seviyesine, sabah 1439'du. Buradan itibaren bir tepki yaptığında 1520'ye kadar olacaktır. Fakat altın ne zaman alınır ve ne olur diye soranlara ise benim genel olarak tavsiye, 1525 doların tekrar üzerine çıkmamız lazım. Yeniden 1550 ile 600 arasında gelmemiz lazım. İşte o zaman yeniden bir yükseliş trendinden bahsedebileceğiz. Ama bu çok yakın bir süreç değil. Yani şu an hemen olacak bir şey değil. Dünyaya ciddi bir enflasyon gelmesi durumunda altın yeniden yükselişe geçecektir. Bu kadar basılan para ileride bir şekilde büyüme hızlandığı zaman altın da dünyada yeniden enflasyondan korunma aracı olacaktır. Tabii burada elinde altın olanlar, yani altın yatırımı yapmış olanlar ki bugün gazetesinde ben ısrarla en son bir 2 hafta önce zannedersem bir yazı yazdım. Yok 10 gün falan oluyor. Altın yatırımcısı dikkat diye. Çünkü çok fazla 4 tane rapor geldi. Yani altını evet. Altının hedef olumsuz yaptı. Olabileceğine dair hedefler aşağı çekildi. $1400 hedefler verilmeye başlayınca aman dikkat, yukarı hareketlerde bir miktar altından nakde geçip portföyü azaltıp beklemede kalmak lazım daha sonra diye. Ama hani o gün sorsam bana 1-2 gün içerisinde, yalnız evvelsi gün bir arkadaşla yemeğe gitmiştik. Orada özellikle 80 liraya kadar artık geri çekilmesinin normal olabileceğini vurgulamıştım ama tabii ki orada insan normal şartlar altında ifade edemiyorsunuz. Normal, hani 80 liraya düşecek dersiniz. Yani yarın 2 tane Merkez Bankası altın alımına geçer. Alır başını gider. Normalde trend bunu veriyordu. Ama benim tahminim altınla ilgili olarak bu düşüş daha önce sıkıntıyı boşalmasını sağladı. Yani sıkıntının bir nevi boşalmasını. Yani bunu şey gibi düşünebiliriz. Depremde nasıl ki sıkışma, depremle birlikte gaz boşalıyor ve inanılmaz bir şekilde rahatlıyor. Sonra arkasından yeni depremin oluşma. Artçılar gelecek yani bunun arkasından. Çok sert bir düşüş çünkü. Yani bunun arkasından 1450 belki 1400 görülecek bilmiyorum. Ama bu seviyeden sonra artçılar gelecek. Gitgide daralacak. Sonra kendi trendini oluşturacak. Bu yaklaşık en az 2-3 hafta sürer. Orada yatırımcı artık şu aşamadan sonra beklemeli. Daha aşağısı var mı sence? Olabilir. Yani bu sene içerisinde bu $1440 civarında bir altına sarkacak gibi gözüküyor. Şu an baktığımızda genel olarak emtialarda bir satıcılı seyir var ama altına olan güven oldukça azalmış durumda. Önümüzdeki dönemde eğer merkez bankaları, burada ben tek dönüş noktasının merkez bankaları olacağını düşünüyorum kısa vadede. Herhangi bir merkez bankasının altında alım yapmaya, stok arttırmaya yönelik bir haberi gelmezse muhtemelen $1440'ın altına ineceğiz. $1300 civarı rakamlar da. Benim hesabım şey 1320-1350 aralığı. O civarlar. Ama onun altı yok bence. O civarlar benim için de yani uzun vadeli dibin olacağı yerler, oralar gözüküyor. Orta vadeli beklediğimiz yer $1440 civarı, benim beklentim bu civardı. Buradan ben bir tepki bekliyorum ama dediğim gibi tepki muhtemelen zayıf kalacak. Ama totalde de $1300 civarındaki rakamlar altının bu düşüş sürecini sonlandırabileceği noktalar olabilir. Ardından eğer beklendiği gibi giderse işler, ya ekonomiler toparlanmaya başlayacak, enflasyon tekrar konuşulmaya başlayacak, evet, ya da yılın ikinci yarısından sonra bu basılan paralarının da ekonomiyi canlandırmaya yetmediği ve yeni parasal genişlemelerin ya da var olan parasal genişlemelerin süresinin uzatılması gerektiği gündeme gelecek. Bu iki etkende hangisi olursa olsun altın fiyatlarını tekrar bir yükseliş yaptırabilecek bir unsur olarak gözüküyor. Evet. Peki ben şöyle sorular var. Özellikle de Ahmet Öztürk'ün sorusu. Hocam Üzeyir Bey, Para Dergisi'nde hisse bazlı temel ve teknik analizler bekliyoruz. Öncesi gibi demiş. Para Dergisi'nde niye artık teknik temel analiz yapmıyorsun Üzeyir? Şöyle, eskiden Para Dergisi'nde bilanço dönemleri sonrasında bir ön plana çıkan hisselerin seçimini yapıyorduk 3 aylık süreçlerde. Daha sonra orada şey değişti. Ben daha çok VOP ve future piyasalar üzerine yazmaya başladım. Genel ekonomik yorumlar. Zaten Para Dergisi'nde diğer kısımlarda gerek sizin köşenizde olsun hisse seçimleri var. Diğer evet, taraftan İdil Hanım'ın hazırladığı bölümde yeterli derecede hisse önerilerinde bulunuyor. Yine Göksel Bey Para Dergisi'nde teknik anlamda ön plana çıkan hisse senetlerini yapıyor. Biz de biraz daha farklı tarafta, biraz daha future piyasalara yönelik bir sayfa hazırladık. O nedenle evet, bilanço analizleri ve hisse seçimlerini diğer arkadaşlara bıraktık. Şimdi Mehmet Uyguş diyor ki öyle zannediyorum ki birileri doların rezerv para ve güvenli liman özelliğini koruması için altını devamlı düşürüyor. Zira ABD son verileri de çok kötü ve parasal genişleme tüm hızıyla devam ediyor. Bu konuda yorumunuzu rica ediyorum diyor. Sence olabilir mi böyle bir şey? Yani dolar rezerv para olarak kalsın, yoksa altın yükselmeye devam ettikçe dolar rezerv para olmaktan çıkacak, en iyisi altını düşünelim şeklinde bir şey olabilir mi sence? Ben onları komplo teorisi olarak görüyorum. Açıkçası şu anda da dolar dışında da rezerv para olabilecek yeryüzünde başka bir para birimi yok gibi gözüküyor. Ne Euro'dan ne Japon yeniden rezerv para olabilecek, uluslararası rezerv para olabilecek bir seyir izlemiyorlar. Burada dolar hala tekilliğini koruyor. Yani her halükarda rezerv para olmaya devam edecek gibi duruyor. Evet, Turgut Cin güzel bir mail atmış. Hocam nereden bulursunuz bu değerli insanları? Siteniz sayesinde tanıdım Üzeyir Bey'i ve uzun süredir takip etmekteyim. Atilla Yeşilada üzerine Üzeyir Bey teşekkürler demiş. Cuma günü de Atilla vardı programda. Atilla Yeşilada ile bayağı keyifli bir sohbet yapmıştık, evet. Ve gerçekten konuklarımız sağ olsunlar bizi kırmıyorlar, geliyorlar. Üzeyir'i dün akşam aradım. Hemen hiç kayıtsız şartsız geldi. Bir de Üzeyir'le bizim aramızdaki ilişki çok ayrıydı. Yani böyle tam bir abi kardeş gibiyizdir Üzeyir'le. Sağ olsun o da hakikaten hem bizim siteye katkı yaptığı gibi ben Amerika'ya giderken bütün dergiyi Üzeyir'e teslim edip gitmiştim 2007 yılında. 2007, evet. Ve Üzeyir o günden sonra artık ciddi bir sürekli, daha doğrusu sürekli bir dergi para dergisi yazarı oldu. Evet, şöyle Mustafa Şahin diyor ki altının düşüşü emlak fiyatlarının da çöküşünü destekler mi? Faizler artarsa konut fiyatlarında ciddi bir çekilme bekliyorum. Bunun paralelinde emtia ve maden fiyatlarında da ucuzlama olmaz mı, ne dersiniz diyor. Ben faizler tarafında yani şu an artış için bir neden yok. En azından yılın ilk yarısını rahat geçireceğiz gibi gözüküyor. Hala bol miktarda likitte var küresel anlamda. Bu Türkiye ve diğer gelişmekte olan piyasalara da para girişini devam ettiriyor. Bu noktada bir sıkıntı olmadığı için faizler tarafında Merkez Bankası'nın da eli rahat. Bu hafta zaten para politikası kurulu toplantısı var salı günü. Evet. Muhtemelen faizlerin hem politika faizinde hem faiz koridorunun alt bandında da bir indirim olacak. En az 25 bas puanlık bir indirim artık kesinleşti gibi gözüküyor. Özellikle geçtiğimiz ayki toplantıda Merkez Bankası'nın piyasanın beklentisinin ardına aksine büyümeye destek verecek adımlar atması, muzamlarda artış yapmaması, faiz koridorun üst bandında indirim yapması, yine rezerv opsiyon mekanizmasında katsayılarda değişiklik yapması, bunlar büyümeye yönelik kaygıların ön plana çıktığını gösterdi ve Merkez Bankası bu yönde destek vermişti. Bu ayki toplantıda muhtemelen faiz indirimleri gelecek. Dediğim gibi küresel anlamda likitte de bu şekilde bol devam ettiği sürece Merkez Bankası'nın eli de rahatlaşıyor. Her ne kadar enflasyon rakamlarımız yüksek olsa da Merkez Bankası'na yine de bir faiz indirimi olanağı tanıyor. Bu açıdan ben en azından yılın ilk yarısında faizlerde bir artış beklemiyorum. Hatta düşüş daha olası senaryo. Belki önümüzdeki dönem içerisinde faizlerde gösterge tahvilden en azından bir 5.20-5.30 civarı da önümüzdeki 3-4 aylık süre içerisinde görülebilecek rakamlar gibi duruyor. Peki o zaman Üzeyir, sorulara geçeceğiz ama borsaya geleceğim. Faizlerde bu kadar düşüş bekliyorsun da 5.25'lere kadar. Borsayı niye şey yapıyorsun? Borsa için niye bu kadar tedirginsin? Gerçi şunu açıkça söyleyeyim. Biraz sonra borsaya değinmeyi düşünüyorum. Yani reklamdan sonra borsaya girelim aslında da. Çünkü ben bugüne kadar, yani şu cuma gününe kadar genel olarak borsalarda olumlu seyrin devam edeceğini düşünüyordum. Fakat şu Çin'den gelen büyüme verisi artı Amerika'dan gelen son 2 haftadaki veriler ciddi anlamda fikir değiştirmeme sebep oldu. Yani o veriler şöyle bir şey, küresel bir borsalarda sanki satış başlayacakmış gibi bir hava oluştu. Yani bir bulut, acayip bir bulut geliyor gibi hissettim. Bunu nasıl, şöyle söyleyeyim, sadece Türkiye bağlam, yani sadece Türkiye olsa elimizde, başka hiçbir veriyi görmüyor olsak, hakikaten Türkiye'de borsanın yukarı gitmesi gerekiyor. Yani dışarıdan deli gibi para geliyor, faizler hızla düşüyor, ekonomi en az %4 büyüyecek. Yani hikaye müthiş ama küresel olarak bir borsaların aşağı düşmeye başlaması, yani Dow'da ve S&P'de yeniden o zirvelerden sonra düşüş başlamasına biz de dayanamayız. Yani o zaman bizim borsada aşağı gidiyor. Onu biraz sonra konuşalım. Ama Mehmet Cengiz Özgöz, şimdi konuyu saptırmamak için söylüyorum. Yaşar hocam diyor, siz daha iyi bilirsiniz ama piyasa oyuncuları önce pozisyonu oluşturur, sonra herhangi bir olayı bahane eder. Her inişin çıkışı, çıkışın inişi vardır. Nasıl 250'li ons dolardan 1900'lere gidildiyse bu çıkışın sebebi neydi? Büyük oyuncuların alış operasyonu bitti, satışa geçmek pozisyonudur diyor. Emisyon hacmi de göz önüne alındığında uzun ama çok uzun olmayan bir vadede 1000 dolar onsun aşağısını görmeyi bekliyorum. Daha uzun vadede 700 ons dolar civarını bekliyorum. Çünkü şimdi satan büyük oyuncular alma vakti gelince daha aşağıdan almak isteyeceklerdir diyor. Söyleyeceğim bir şey varsa bu yorum üzerine, hani bu bir katkı diyelim, izleyicimizin katkısı, söyleyeceğim bir şey varsa şey yapalım. Yok, yani çok uzun vadede belki bu rakamlar görülür mü diyeceğim ama açıkçası önümüzdeki, yani çok uzun vadede altına yatırım yapmak çok makul bir gerekçe değil. Bu açıdan baktığımızda biraz daha kısa vade, en azından bir yıllık vadeyi ön planda tutmak lazım. Bir yıllık vadede bu tarz rakamlar bekleyerek bir yatırım yapmak ciddi hüsrana neden olabilir. Ben o açıdan bu rakamları biraz daha ütopik görüyorum. Evet, orada ben tabii şöyle söyleyeyim, yani 12 yılda geldi altın 250 Hı. dolardan 1900'e. Bundan sonraki 12 yılda ben asla altının yeniden öyle 250'miş 500 falan Kesinlikle. Oralara düşmesini beklemiyorum. Çünkü iktisatta ikinci sınıfta öğrencilere makro ekonominin uluslararası iktisat bölümünü vesaire anlatırken de, yani dünyada altının geçmiş trendlerine baktığınızda iki şey altını çok arttırıyor. Bir tanesi faizlerin hızlı bir şekilde düşmesiyle birlikte bol para ve enflasyon beklentilerinin artması ve artı savaş durumları. Yani altını yükselten iki tane sebep var. Birisi savaş durumları, ikincisi de bol para ve enflasyon. 1980'li yıllarda altının tarihi zirveler yapması. 80'den sonra düşmeye başladı ve 2003'e kadar düştü. Yani 20 yıl düştü altın. Yani düşünebiliyor musun? 980 dolarlardan 200-250 dolarlara kadar gerilemişti. Şimdi bir ara vereceğiz Üzeyir. Ondan sonra borsayı daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Çünkü borsada kritik bir zamandayız diye düşünüyorum. Özellikle birçok veriyi bir araya getirince ne çıkıyor, nasıl bir resim çıkıyor? Tekrar birlikte olacağız sevgili seyirciler. Çok kısa bir ara. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz ve sizden hızlı mailler gelmeye devam ediyor. Şimdi şu maili okumadan geçemeyeceğim. Turgut Cin şöyle bir mesaj almış. Aynen okuyorum. Oh diyor. Yani ohun h'si çok uzun. Şükürler olsun hocam. Uzun süredir olumsuz yandayım. Maillerimden anlamışsınızdır. Beni tek rahatsız eden şey sizin olumlu olmanızdı diyor. Sizi de yanımıza aldık. Artık rahatız. Daha da rahat işlem yapacağım demiş. Vallahi benim olumlu olmam ya da olumsuz olmam benim çok terse geldiğim zamanlar olmuştur yani. Ama ben bu his değil. Yani şu Çin'in büyüme verisi de çok kötü gelip son Amerika'da 2 aydır yani daha doğrusu 2-3 haftadır veriler beklentilerden çok kötü geldi ama şöyle bir şey de oldu Üzeyir. Dikkat et, her gün Dow rekor kırdı. Evet. Ve Amerika çok çabuk hemen düşüşe geçmeyecektir. Amerika'da böyle bir bekleme olması lazım. Sonra oradan aşağı şey olması lazım. Benim bir de rahatsız eden şey faizler çok düştü bizde. Ve faizler daha da düşecek. Ve biz 86.000'i göremedik. Yani en çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi de o oldu. O anlamda borsada kritik bir zamandayız diye düşünüyorum. Ben bir trend dönüşü için şeyi bekliyordum. Bak Moody's notu düşürdüğünde kesinlikle dedim kimse satmasın. Buralardan boşaltmasın. 80.000'e geldi. O bölgeler burada artık bir dip yapacaktır. Sonra zaten bir ay sonra tekrar toparlıyor. Sabır. 84.000, 85.000 civarına kadar yeniden yükseliş olabileceğini belirtmiştik. Nitekim oldu. Ama bu ikinci tepeyi gördükten sonra, yani ikinci tepe 86.000 tekrar gördük biliyorsun. Sonra gelirledik 82.000'e ve arkasından da şimdi tepelerdeyiz yine. Şimdi artık böyle patinaj yapan ve yukarıya çıkmaya çalışıp çıkamayan ki bir borsa var. Şeye de bakalım. Yabancı yatırımcılar ne yapıyor? Grafiği verelim arkadaşlar. Yabancı yatırımcılar şu aşamada, yani Cuma günü çok hafif bir alım yapmışlar gözüküyor. Takas verilerine baktığımızda yani son bizim yükselişte şey yok. Dikkat edersen yabancılar pek fazla yok. Yani bu 84.000'e gelişte pek fazla yok. Burada ikili bir tepe de oluşmuş durumda. Borsaya baktığımızda da borsayı açayım ben şimdi. BIST 100 endeksi. Buraya gelmişiz. Yani şu şekilde gelmişiz. Ve şurada çok ilginç bir görüntü oluşuyor biliyorsun. Hani onu sen benden daha iyi biliyorsun. Estağfurullah. Şu olay, yani şu bu şöyle bir şey olur da omuz baş omuz olur da burayı aşağı kırarsa, yani 82.000 aşağı kırılırsa buradaki hareketten, yani 86.000 civarından şu aşağıya kadar olacak hareket minimum 77.000 gözüküyor. Yani şu boy kadar şurada da şöyle bir geri çekilme söz konusu olabilir. Yani teknik olarak hoşuma gitmiyor artık şu görüntü. Artı ben normal şartlar altında Merkez Bankası'nın daha da faiz indirimi beklentisi, Türkiye'nin %4 civarında büyüme beklentisinin endeksi şu şekilde şuralara getirmesini beklerdim. Yani şurayı zorlatmasını beklerdim. Onu bekledim açıkça son 2 haftadır. Fakat bu da olmayınca, artı Çin'den büyüme ve Amerika'da gelince şu an ben borsada artık daha çok olumsuza döndüm diyeyim. Ama bu şu anlaşılmasın, artık borsa bugünden itibaren düşecek ve artık hızlı aşağı gidecek değil. Ben tahmin ediyorum buralarda bir süre oyalanacağız. Buralarda pozisyonu arttırmamak lazım ve eğer 82.000 seviyelerine gelirse bu sefer kırarız diyorum aşağıya doğru. Orada dururuz ama kırabiliriz. O yüzden borsa yatırımcısının biraz daha artık bu dönemden sonra en önümüzdeki 1-2 aylık bir süre için daha temkinli olması gerekir diyorum. Ben yorumumu verdim. Sen istersen şey yap, bu değerlendirmeleri bir de sen yap. Senin görüşlerini alalım. Ben İMKB'de açıkçası son birkaç gündeki yükseliş tarafı beni biraz yanılttı. Ben son tepkide maksimum 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu, daha önce de güçlü destek ve direnç oluşturan bir ortalamaydı. 83.500 civarıydı benim beklentim tepkinin gelebileceği ve oradan sonra tekrar grafikte görülen omuzbaş 500 puanlık yanılmalar olabiliyor. Ya buradaki omuzbaş omuz biraz daha dikkatimi beni de çekmişti. 82.000'in altına sarkma olabilir görünümündeydi. 82.000'in altında. Ama da sana şunu söyleyeyim. Biz 86'dan gelip de 82.000'e düştüğümüzde ben pek aşağı kıracağımızı düşünmüyordum. Oralardan yine toparlayacağız diye düşünüyorum. İkinci toparlamada tekrar toparlayıp çıktıktan sonra bir düşüş yapmıştık. Yani ikinci zirveden sonra benim beklentim oldu. Sen şunu diyorsun. Evet. Şurayı diyorsun. İkinci zirve şu. Oradan düşüş başladıktan sonra. Bu 82'ye geldik. Evet. Orayı da belki altına sarkabilir düşüncesindeyim. Ben o civarda biraz tutunup. Ben burada pek beklemiyordum şeyi, çok altına sarkmasını. Sebebi de şey, yani 4 gün arka arkaya düşüşten sonra daha da devam etmesi demek çok ciddi kötü olayların oluyor olması demekti. Zaten o sırada faiz düşüyordu. Faizlerin daha da düşmesi bekleniyor. O yüzden ben burada çok sıkıntılı değildim. Hatta yatırımcıya da genel olarak olumlu mesajlar verdim. Hani ama bugünden itibaren, yani bugünden itibaren genel olumlu mesaj veremiyorum. Yani şu an kârda olunan hisselerde bir miktar nakde geçip bu da bugünden yarına bir düşüş beklemesinler. Yani ben önümüzdeki 1-2 aylık süreyi söylüyorum. Belki 10 gün daha borsa iyi de olabilir yani. Ama beni rahatsız ediyor bu görüntü. Bu görüntü beni de rahatsız ediyor. Burada baktığımızda o son yükselişi zaten destekleyen 2 etken vardı. Bir tanesi Moody's'ten gelen açıklamalar ki ben o açıklamalarda açıkçası çok da olumlu bir taraf göremedim. Yani bugünden yarına Moody's'in Türkiye'nin notunu arttıracak yorumunu ben çıkaramadım. Ama piyasanın geneli bu yorumu çıkarttı. Ben de aynı şekilde. Ona da en azından temkinli yaklaşmak lazım diye düşünüyorum. Ben açıklamaya baktığımızda buradaki süreçten bahsediliyor. Mecliste oluşturulan komisyonun işte etkisi ne olacağından bahsediliyor. Fakat daha komisyon yeni oluşturulmuş. Herhangi bir adım atmamış. Bana daha çok kredi notunun artışı bu barış sürecinin başarısına bağlanmış gibi geldi. Yani bu açıklamalardan ben o sonucu çıkarttım. Onun için de çok olumlu yorumlayamadım. Yani. Ya Üzeyir, ben aslında ilk açıklamayı nasıl algıladım biliyor musun? Moody's sadece Türkiye'ye özgü bir açıklama yaptı zannettim. Fakat öyle bir şey de yok. Raporun içerisinde, genel bir raporun içerisinde sadece bir paragrafta bahsedilmiş. Zaten onu gördükten sonra artık o andan itibaren ben de not artışı beklemiyordum. Çünkü ilk gelen etki, ilk algılama şeydi. Barış süreci vesaire. Hani yine de not arttırabilir belki, bilmiyorum ama. Ben Türkiye için özel olsaydı, kullanılan dilin de Türkiye için özel olması gerektiğini düşünüyordum. Kullanılan dile baktığımızda da süreci bir savaş olarak nitelendiriyor ve aynı şekilde bir ateşkes anlaşmasından bahsediliyor. Yani çeviriler bu yönde. Burada baktığımızda eğer Türkiye için yazılsaydı bu ifadeler de daha çok dikkat edilirdi gibi geliyor bana. Türkiye'nin daha olumlu mesajlar. Türkiye'nin en azından hükümetin ve devletin söylemlerine, kelime seçimine daha çok dikkat edilirdi gibi geliyor. O açıdan ben beklemiyorum ama olabilir mi? Olabilir. Olursa da zaten bu not artışı fiyatlar büyük bir oranda var. Kısa vadede, uzun vadede Türkiye için bence ikinci bir yatırım yapılabilir. Ülke notu çok olumlu olacak. Moody's'in bu süreçte de aslında önünde çok kısa bir süre var. Yani önümüzdeki birkaç ay içerisinde notu arttırdı, arttıramadı. Sonraki süreçte yeniden dengelenme süreci artık yerini tekrar büyümeyle birlikte yeniden cari açığın artış dönemi, enflasyonun artış dönemini getirecek. O zaman Moody's not arttırırsa şu sorulacak. Cari açık bu seviyelere düşmüşken, enflasyon bu seviyelere düşmüşken Bunu tarttırmadınız. Bugün neyi gördünüz piyasadan farklı olarak da not arttırdınız sorusunu soracaktır piyasa. Onun için Moody's ya bu 1-2 ay içerisinde not arttıracak ki ben beklemiyorum açıkça söyleyeyim, ama arttıracaksa da bu 1-2 ay içerisinde, arttırmayacaksa da en azından bu yılın geri kalanında ikinci bir not artışı zor gibi geliyor. Hayır, zaten Moody's not arttırsa daha o gün, yani artış sabahı ben artık hisselerinizi satın derim yani. O da var. Yani fiyatlarda büyük oranda. Çünkü ondan sonra ne kalıyor ki geriye? Yani aynen. Ondan sonra ne hikaye kalıyor ki? Şu an tek hikayemiz, yani o da çok sınırlı bir etki yapabilecek ve fiyatlara da büyük oranda girmiş olan ilk çeyrek bilançolar. Şimdi bilançolar açıklamaya başlanacağı dönemde bilançoların geçen senenin ilk çeyreğine göre muhtemelen iyi geldiğini göreceğiz. Ama bu iyilik piyasada 10.000 puan, 15.000 puan götürebilecek bir iyilik değil. Yani geçen seneki büyümeden bu sene büyümenin biraz daha hızlanacağını hepimiz biliyoruz. Bilançolarda ona göre bir miktar iyi gelecek, evet, ilk çeyrek bilançolar, ama o da sınırlı bir iyimserlik ve ben açıkçası da şu bilanço sezonunun başlayacağı dönem öncesinde bunun da fiyatları yukarıda tutan ikinci etken olduğunu düşünüyorum not artışıyla birlikte. Bunlara rağmen, bu beklentilere rağmen 86.750'deki o yılbaşında gözüken, bu sene içerisinde gözüken zirvelerin aşılamamış olması, yeni zirve denememesinin gelmemiş olması da ki Dov'daki rekoru vesaire de düşündüğümüzde İMKB açısından biraz daha negatif bir tablo çiziyor ileri dönük. Bir tane teknik soru var İbrahim Bey sormuş, İbrahim Dere. Aygaz hissesi %100 nakit temettü dağıttı diyor. Nisan kapanış fiyatı 9.84, 9 Nisan sabahı açılış 9.80, temettü verimi %10.16, yani 1 liralık hisseye 1 lira vermiş. Bu durumda diyor 8.84'ten açılması gerekmiyor muydu diyor. Yani evet, o hesabını yapmak lazım. 1 liraya %10 temettü verimli. Şimdi şöyle. 10 kuruş temettü vermiş yaklaşık yani. Hayır, %100 temettü vermiş. 1 liraya 1 lira temettü. Ha, 1 liraya 1 lira. 1 lira. Dolayısıyla 9.84, hani 9.80 ise 8.80 açılması lira, gerekir. Evet, 8.80. 8.80 açılması gerekir. Ben grafiğe bakmadım. 10 Nisan diyor ama 10 Nisan günü 9 Nisan günü burada temettü de yok. Ha, temettü var. Tamam. Şu gün verilmiş temettü. O günde açılış fiyatı 9.80. Bir önceki günün kapanış fiyatı 9.84. 9.80'den açılmış. Acaba orada başka bir şey daha vardır yani. Başka bir de bedelli falan mı vardı acaba? Yani bak, hayır, bedelli de yok. Grafik üzerinde onu da görmüyorum. Normal şartlarda sizin söylediğiniz gibi İbrahim Bey 8.84'ten açılması gerekir. Acaba hani son bir aylık ortalama fiyat, o konuda bir yönetmelik değişikliği oldu mu? Haberin var mı? Son gün ağırlıklı ortalama fiyat belirleniyor İMKB tarafından. O fiyatın üzerinden temettü dağıtımı yapılmış oluyor ve fiyat açılış ona göre. Doğru. Son gün kapanışına göre. Benim bildiğim de o. Yani bir önceki kapanışı ağırlıklı fiyat gibi algılarsak 9.80 ise ertesi gün 8.80'den açılması. 8.80. Şimdi borsa açıldı. BIST 100 endeksine bakalım. 5 dakikalık grafiklerde hemen evet, tahmin ettiğim gibi 84.700'e 84.600 kapatmış, 84.300 civarından bir açılış oldu genel olarak. VOP'da da bakalım hani BİST 30 sözleşmelerinde ne var, ona bakıyorum. Açılış sert bir şekilde aşağı yönlü olmuş VOP'da ve daha sonra yukarı doğru bir tepki yapmış VOP. Ve BIST 100'de de şu şekilde. Son yarım dakikamız, sen ne diyeceksin bu grafiklere açılış sonrasına? Açılış sonrası bu Asya piyasalarının yansıması, ama en azından biraz izlemek gerektiğini düşünüyorum. Ben yarınki PPK sonuçlarını görmeyi bekliyorum. Yani orada faiz indirimi fiyatlandı. Faiz indirimi geldikten sonra bir yükseliş olsa daha İMKB'nin orada yurt dışı piyasalara ayak uydurmaya başlayacağını düşünüyorum yarın öğlenden itibaren. Evet, ben de şöyle düşünüyorum. Herkes Merkez Bankası'ndan faiz indirimini bekliyor. Ya yapmazsa diyorum, o zaman burası çöker. Yani kesinlikle faiz indirimi gelirse yükseliyor gibi olur, ama faiz indirimi yapmazsa, ki politika faizinde indirim bekleyen çok. Ben orada beklemiyorum. Yani olsa olsa en fazla koridorda 25 bas puan bir şey olur diye bekliyorum. Yani üst bantta. Başkanın ifadesi vardı. Politika faizinde de ölçülü indirim olabilir diye. Ona istinaden bir beklenti var. Ben de açıkçası bekliyorum da. Evet. İnşallah piyasaya ve yatırımcılar açısından hayırlı bir sonuç gelir. Sevgili seyirciler, haftanın ilk gününde Paranın Rotası'nda bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.